Günaydın size de Van'dan selam gönderiyoruz. Ben girişi yaptım. Siz neredesiniz? Ben Antalya'dayım. Dün gece konserim vardı burada. Oo, Selda Bağcan. Durmuyor. Birazdan da uçağa gideceğim. Ne güzel. O zaman sizin Van günlerinizi şöyle bir bütün izleyiciler de bir öğrensin, duysun istiyoruz. Buyurun anlatın lütfen. Babanız Van'a veteriner olarak geldi. Siz kaç yaşındaydınız? Ben 1 yaşındaydım. 9 yaşına kadar, babamın vefatına kadar Van'da kaldık. Ve en güzel günlerimi, yani çocukluğumun en güzel günlerini Van'da geçirdim. Hani herkes Van'a metiye düzüyor ya, ben de düzüyorum gerçekten. Çok bambaşka bir şehirdir Van. İnsanları çok iyi kalplidir. Ve kapıları açık uyurlar o yıllarda. Kilitlenmezdi kapılar. Öyle bir halkı vardır buranın ve iyi ruhlu, iyi niyetli insanlardır. Yardımsever. Ve Alman Hastanesi'nin arkasındaki lojmanlarda otururduk biz. İşte bu ne bileyim ben memuriyet bambaşka bir şey. Onlar bir plan halinde yaşarlar memurlar. Babam da bütün enstrümanları çalan bir müzisyendi aynı zamanda. Ve sinemalarda konserler yapardık. Ben 5 yaşına gelmeden önce yani ABC demeden önce Do Re Mi öğretmişti babam bize. O zamanın popüler çalgısı işte mandolinle başlamıştık. Bakın bu sinema konserinden. Bu şarkı söylüyorum orada. Bahçemde bir çam var evi boyumdan yüksek. Bu da daha sonra yargılandığım şarkılarımdan öyle davalardan. Hangi türküyü söylüyorsunuz Van'da? Van'da şey türkü değil ki. Şarkı. Şey okul şarkıları yani. Okul şarkı. Ve babam enstrüman çalıyor bütün kardeşlerimle. Ben de şarkı söylüyorum. Acayip bir aileydik yani. Van'da halkı da müzikle buluşturmuş değil mi babanız? Öyle evet. Bayağı eğitmiş. Lisede öğretmenlik yapardı aynı zamanda. Lisede İngilizce öğretmenliği yapardı. İngilizcesi vardı. Kitaplardan, romanlardan öğrenmiş kendi başına. Vay be. İnanılmaz bir zeka. Ve lisede İngilizce hocası yok. Oralara gelmiyorlar o dönemde. İşte babam 50'li yıllarda o İngilizce hocalığı yapardı lisede. İnanılmaz bir anılarımız var. İnanılmaz komşular. Babam öldüğü zaman da zaten biz annem bir daha o eve giremedi. Evet. 10 gün içinde babamın arkadaşları eşyaları toparladılar. Ve Ankara'ya gittik 10 gün içinde. Çünkü teyzem ve eniştem Ankara'da bize sahip çıktılar. Evet. Ölümü de çok ilginç değil mi? Çok kısa bir sürede hayata veda ediyor. Bir köyde veterinerlik yaparken içtiği su. Evet, tifodan işte köylere gidiyor. Oradaki pis sulardan içiyor, mikroplu sulardan. Ve tifodan ölüyor 10 gün içinde adam. Ha, teyzemler aslında, eniştem çok Sağlık Bakanlığı'nda şeydi eniştem. Yani çok ünlü bir bürokrattı neyse. Şey falan yolladılar, teramisin falan çok yeni çıkmış o dönemde. Uçakla yolladılar, yani özel bakımlar yapıldı ama kurtaramadılar. Teşhis koyamadılar tifo diye. Son 3 günde teşhis kondu ve gitti babacığım. Biz de yetim olarak Ankara'da büyüdük. Evet, yetimler mezarında fotoğraf var. Arkadaşlar o fotoğrafı verebilir miyiz? Şey, garipler mezarında. Garipler mezarında. İşte Selda Bağcan da. 3 sene önce sanırım burada bir konsere, 4 sene önce konsere geliyorsunuz Van'da. Fotoğrafı da Ferhan Hanım çekiyor. Selda Bağcan'ın menajeri çekiyor. Ferhan Üçoklar, ona da buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bu ilk mezarın arkadaşları yaptırdık. Mermer bir abide şeklinde. Fakat o mezarlar sonra talan ediliyor. Mermerleri için çalıyorlar falan. Babamın mezarı 4 kere yapıldı. Durmadan yapıldı. Vanlı bir damadımız var bizim. Ferit Taneri. Profesör. Yeğenim Sonat Bağcan'ın eşi. O yaptırdı. Arkadaşları yaptırdı. En son olarak da ben yaptırdım. Asıl mezarı gösterebilirsiniz. O da var. Rolüsün yanında o da var. Evet. Esas mezarı şu anda izliyorsunuz. Bu eski mezar. Yenisi yanda. Fotoğrafta o da var. O mermerden yaptırdım ben. İşte bu. Bu, evet. Evet, yanında işte bu da yapıldı. En son olarak bu yapıldı. Bakalım ne kadar dayanacak bu da. Durmadan mezar yaptırıyoruz biz de. Ne yapalım yani bana gittikçe. Evet, Kürşat sana bir fotoğraf gönderdim. Onu da hemen hazırlarsan. Selda Bağcan, babanız ölmeden önce 4 çocuğuna bir şeyler söylüyor. Yani 3 kardeşinize bir şeyler söylüyor.
Ama size de bir şey söylüyor. Bana bunu Serenat Bağcan anlattı. Ben onu o söyleyince vallahi gözyaşlarımı tutamadım. Aynen. Anlatabilir misiniz? Ben anlatayım. Şimdi babam 44 yaşında öldü. Annem de 42 yaşında o dönemde. Ve öğretmen işte. Kendi halinde mütevazi insanlar bunlar. Memur hayatı yaşıyorlar. Babam diyor ki tam ölürken bak beni de ağlattın sen bunları konuşurken kendine ya da çocuklar sana emanet diyor. 4 çocuk ya dul kadın düşünebiliyor musunuz? Şimdi yine üzüldüm bak yine ağladım. Sen de bunları konuşurken yine ağlamıştım. Programda evet, evet. Ağlamayacağım dedim. Ama yine işte ağladım. Yine de ağladım. Çok fena. Çok fena canım benim ya. Şimdi Selda Bağcan'ın o çocukken okuduğu, evet bu fotoğraf gelsin. Selda Bağcan burada işte Van'da Selda Bağcan okulda şarkı söylerken çekilmiş fotoğrafı. O fotoğraf kalsın arkadaşlar. O fotoğraf kalsın lütfen. Tamam evet. İşte ilk şarkıcılık deneyim. İlk şarkıcılık Van'da. Ya, peki. Van'da ve ben yalnız mandolin çalıyordum. Bir de ben sonra Ankara'ya gelince gitara başladım. Gitarla şarkı söylemeye başladım. Böyle dinleyenlere, seyircilere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. YouTube'da benim 1984 yılında Şans Sineması'nda verdiğim bir konser var. Birinci bölümde bağlama çalıyorum. Neredeyse virtüöz gibi bir Kayt Ağı diye bir Azeri türkü vardır. Azeri oyun havası daha doğrusu. Onu çalıyorum. Ben Nazım Hikmet'in şiirini bestelemiştim. Onun arasında çalıyorum. Bir de Yiğidim Aslanım'ı çalıyorum gitarla. Bu iki parçayı öyle çıkardık. Bu iki şarkıyı daha doğrusu türküyü. Bunları izlemelerini isterim doğrusu. Selda Bağcan nasıl bir gitar virtüözü, nasıl bir bağlama çalıyor? Bunu görmelerini isterim. Bu çağrıdan sonra onlar izlemezler mi? Şimdi izlemezler mi Selda Bağcan? Hepimizi ağlattın. Hayır. Baba veda etmeden önce sana bir şey diyor. Mevsimlerle ilgili. Bunu Serenat mı anlattı? Ben şimdi ondan dinleyelim, siz söyleyin. Ben söyleyeyim o zaman. Tamam. O zaman şöyle yapalım mı? Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Selda Bağcan? Van halkı sizi bağrına bastı ama bugün. Evet. Ben ağlattım yine işte. Ağladım. Neyse ben Selda Bağcan'la bizim aramızda çok güzel bir dostluk var. Ben onu tanımaktan büyük bir keyif alıyorum. Ve bu ülkeye onu yaşarken tanıtmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Yaşarken daha da Allah uzun ömürler versin. Zaten yerinde durmuyor. Her akşam bir yerde konseri var. Ama 3 Ağustos'taki konserine gideceğim. Seyirci olarak izleyeceğim. Seyircilerin arasında. En arkalarda bir yerde izlerim Selda Bağcan'ı. Erdiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Dünkü konserden sana bir şey göndereyim. Video çektik de. Tamam. Konser görüntülerini önceden göndermem gerekiyordu ama şimdiden sonra da yollayayım bakalım. Tamam. Tamam bekliyorum Selda Bağcan. Çok teşekkür yani ediyoruz. Çok mutluyum canım. Senin gibi bir entelektüel. Hafızası çok yerinde. Benim sana söylediğim önceki şeyleri bile tekrar bana söylüyorsun. Şaşırıyorum. Nasıl unutmamış diyorum yani. Canım benim. Seni seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz Selda Bağcan. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah size uzun ömürler versin. Ferhan ablaya da çok selamlar. Teşekkürler. Evet, şimdi onu anlatacağım. Sonra verelim. Kürşat hazırla o zaman şey hazır olsun müzik. Selda Bağcan'ın babası ölmeden önce yeğeni anlattı. O biraz daha ağlamamak için girmedi ama babası Selda Bağcan'a bakıyor gözlerinin içine. 9 yaşındaki kızına ölmeden önce diyor ki Selda
değil, demokrasi adına verdiği mücadele de çok kıymetli. Çok zor dönemlerden geçti, sürgünlerde kaldı ama şimdi gerçekten onun müziğiyle, onun sanatıyla Türkiye her yerde buluşuyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ben de dinlemekten çok mutlu oluyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi o zaman Celoboğlu, bir Selda Bağcan'a biz de buradan Van'dan bir